Kravatta takacak mısın usta? Yok, papyon takacağım Memati. Papyon mapyon bizi bozar usta. Abi araba hazır. Usta bizim köşkte ne işimiz var? Sen gelmiyorsun Memati, rahat ol. Sen niye gidiyorsun usta? Devletin başı çağırıyorsa gideceksin Memati. Önceden tanışıyor musunuz? Hayır. O zaman görev verecek. Özel çağırdığına göre. Çok önemli bir görev bekliyorum. Nedir abi? Seninle Memati'yi barıştırmak. Efendim. Efendim, Polat Alemdar geldi. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Misafiriniz geldi efendim. Emredersiniz. Buyurun. Hoş geldiniz Polat Alemdar. Hoş bulduk. Buyurun. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizi böyle apar topar çağırdık. Geldiğinize sevindim. Estağfurullah. Efendim ne alırsınız? Ben çayıma devam ediyorum. Misafirimize sorun.
Ben de çay alayım. Emredersiniz. Kamu Güvenliği Teşkilatı'nın çalışmalarını takip ediyorum. İsminizi ortaya koymadan, hayatınızı ortaya koyarak yaptığınız hizmetlerden ötürü tebrik ve takdir ederim. Sağ olun. Teşkilatınıza dair herhangi bir sıkıntınız yahut talebiniz var mı? Teşekkür ederim. Tebrik ve takdiriniz yeterlidir. Gelsin. Burada yanı başımda sizlerden bir talebim olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Devlette küslük olmaz. Sayın Büyük, çay içer misiniz? Lütfen. Sizi buraya çağırmamın sebebi devletin aranızdaki çatışmadan yıpranmasıdır. Bunun son bulmasını istiyorum. Her ikiniz de devleti bilen insanlarsınız. Yöntemleriniz, üslubunuz farklı olabilir. Ama neticede ikiniz de devlete hizmet etmektesiniz. Ben burada ilk defa İskender Büyük'ün devlete hizmet ettiğini duyuyorum. Benim yaptığım hizmeti kimseye duyurmak gibi bir derdim yok. Devletin bilsin yeter. Beyler, burada kavga etmek için bulunmuyorsunuz. Zaman zaman yapılan hatalar olabilir. Bunlara şimdilik sünger çekmek zorundayız. Devletimizin içinde bulunduğu şartlar, konjonktür bunu emrediyor. Bölgede güçlü olabilmemiz için devletin kurumlarının ya da devlet için çalışanların birbiriyle kavga etmemesi lazım. Bunun için barışmak durumundasınız. Efendim, arkadaşla uzlaşmak için benim bazı şartlarım var. Benim hiçbir şartım yok. Müsaadenizle. Bu adam benim hasmımdır. Devlete ihanet içindedir. Bu makam, bu oda haricinde nerede karşıma çıkarsa çıksın gereğini yaparım. Polat Alemdar, bunu cevabın olarak kabul etmiyorum. Bu hususu düşünmeni ve olumlu cevabını bilahare iletmeni istiyorum. Thank you.
abi iş çevirmiyorum abi? Erhan bana yalan söyleme. Karabatak gibisin. Bir var bir yoksun. Ne iş? Abi biraz kafam bozuk. Normal be Erhan. Üstümüzden tır geçti. Yani hepimizin üstünden. İçimizden de bu işi bir tek sen atlatacak adamsın. Sağ ol abi. Çekinme bak. Beni 24 saat arayabilirsin. Arada bir kargaşa oluyor. Yoksa seni unuttum zannetme. Allah razı olsun abi. Siz önce bir barışın da abi Abdüley ile. Benimki kolay. Benim Abdüley diye bir meselem olmadığı gibi bir muhatabım da yok barışacak. Abi İlhan nereden bulacak adamı? Onlar birbirini tanır Abdüley. Sen dediğimi İlhan'a ilet. J-211 ile buluşmam lazım. Peki abi. Hayırdır usta? İskender'in kadrolarını öğrenmemiz lazım. Bize verilen görev bu mu? Bunun için niye çağırdılar? Biz zaten yapardık. İskender de oradaydı. Nasıl oradaydı? Devlet İskender'le barışmamızı istiyor. Devlet bize yine görev verecek. Verecekse verir de Polat Alemdar'ın orada ne işi var? Görevden önce gözdağı verdiler hocam. Kendinizi fazla büyük görmeyin dediler. Bizim liste elinde mi? İntibanız ne? J-211 ile bağlantıları yok. Liste ellerinde olsa bize gösterdikleri tavır başka olurdu. Polat Alemdar ya ona ulaşırsa? Ulaşmamalı kumandanım. Ulaşmamalı. Bu adamın arkasında nasıl dururlar usta? Kim bilir ne dengeler var Memati. Ne dengesi olursa olsun. Adam bas bas bağırıyor ben bu devleti ele geçireceğim diye. Demek ki adam boş konuşmuyormuş Memati. Öyle ya da böyle İskender'i ele geçireceğiz. Onu yok edeceğiz. Az kaldı. J-211'den listesini alacağız ve İskender'i yok edeceğiz. Alo. Çıkıyorum şimdi. Ben de. Yine mi çağırıyorlar usta? Yok. Ebru. Yemek sözü vermiştim. Söyleyeyim Kazım'a arabayı çıkarsın. Ben tek giderim. Tek olmaz usta. Memati kızdan mı koruyacak Kazım beni? Usta, İskender devlet mevlet tanımayan adam. Thank you.
Usta biz de mi gelseydik? Polat abi kızmasın abi. Gel der gibi baktı Kazım, yürü. Başkanım. Ne? Devlet bizi affettiğinde ben çalışacak yerimi buldum. Neresiymiş şartın? Kamera arkası. Biliyorsun başkanım, bazıları oynar, bazıları oynatır. Oynatır derken şartın? Başkanım, ne diyorlar bunlar? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Bu nasıl bizim televizyonumuz olur? Ulan Yıldırım, sen benim dediklerimi anladığında kaldı. Lanet olsun. Gömlekte ütü izini sevmem ben. Hadi. Yani başkanım, sanki koskoca savcı senin gömleğinin ütü izine göre hareket edecek. Ulan dümbelek, ben orada bir halka temsil edeceğim. Ama savcı nereden bilsin ki benim etrafım kundilerle dolu. Başkanım, İskender Büyük bizim ifadelerimizle hapse girer mi diyorsun? Elbet bir gün biri bu derin kebabı yiyecek. Hem de yağını, yoğurdunu, ekmeğini batıra batıra yiyecek. Nasılsın? İyi, sen? İyi. Sultan yenge nerede Abdüley? Evde. Neye karar verdin? Evde olması daha iyi. Ben onu sormuyorum. Evliliği soruyorum. Ömrümüzde bir kadın sevdik.
Yemediğimiz laf kalmadı. Abdülcüm, derin gönül işleri derin devlet işlerine benzemez. Derin devlet adamı öldürür, sevda adamı süründürür. Ne yaptınız yarbayım? Ulaşabildiniz mi? Ulaştım. J211 Polat Alemdar'la buluşacak. Beğendin mi? Hı hı, güzel. Özlüyor musun Elif hala? Ben de beğendim. Bayağı güzel balık yapıyorlarmış. Biz Nazif anneyle her şeyi konuştuk. Cevap bekliyorum. Bu konuları konuşmayı sevmem. Niye? Sevmem işte. Demek ki özlüyorsun. Evet, özlüyorum. Hiç senden beklemezdim. Niye? Anlamadım. Ne bileyim, böyle senin gibi adamlar özlemez, sevmez gibi gelir bana. Nasıl adamlar sever özler? Gözlüklü, böyle sırtına kazak koyan adamlar. Sende de öğretmen tipi yok. Herkes aynı şeyi söylüyor. Yok hakikaten ama insan tipine göre de mesleğini seçmez ki. Aslında neyi düşünüyorum biliyor musun? Çok az şeyi biz kendimiz seçiyoruz. Ya kim seçiyor? Kader. Elif'ten başka kız arkadaşın olmadı mı? Olmadı. Hadi hadi bırak. Bilmiyor muyum ne çapkın olduğunu? Nazif anne diyor ki eve gelen mektupları yırtmaktan yoruldum. Anne, beni övüyor işte, anlamıyor musun? Bir anne oğlunun çapkınlığıyla niye övünsün ki? Bir erkek çapkınlığıyla niye övünsün? Çapkınsın yani. Böyle anılmak kötü bence. Bence erkek bekarken biraz çapkın olabilir. Yer misin? Çok doydum, yemem. Çay, kahve? Sen içmek istiyorsan. Yok. Telefonun çalıyor. Kalkmamız gerekiyorsa kalkalım. O kadar önemli bir haber bekliyorum ki. Kalksa kayıp olmaz değil mi? Hiç olmaz. Ben ne demek istiyorum? Ebru'cum, verir misin canım? Vermem canım. Ebru, benim olduğum masada hesabı başkası ödeyemez. Başkası mıyım canım? Ödedim işte. Ne münasebet? Amma uzattın. Zaten 3 kuruş bir şey. 3 kuruş 5 kuruş. Yanında ben varsam hesabı ben ödeyeceğim demektir. Param var. Ben de kazanıyorum. Bir dahaki sefere sen ödersin. Bak, kalkar giderim. Git.
Seninle bir daha bir yere gitmem. Asıl sen kalkıp gidersen, bir daha ben seninle bir yere gitmem. Polat. Polat. Stres var abi ama. Kazanmak ister misin? Ne diye takip ediyorum? Hızlı Kazım, hızlı. Bir taksiye yetişemiyorsun. Geliyorum Abdülay. Çarp şuna. Arkadaşa 500 lira borcun var. Usta geçmiş olsun. Görünmez kaza işte. Keşke sen de kaza gibi olsan. Görünmesen de Mati. Keşke usta. Niye hızlı yapıyorsun lan dübük? Masraflarını ödeyin arkadaşın, ofise geçin. Tamam usta. Bir daha beni yarı yolda bırakma. Bir daha benim yanımda... Tamam. Nasıl istiyorsan öyle yaparım. Kemerini bağla. Olur.
Sen kimsin? İskender Büyük seni görmek istiyor. Lan nerede kaldı bu Alemdar Polat? Başkanım, bu saatte ifade alacak savcı kalmış mıdır? Ne diyorsun oğlum sen? Benim ismimi duyan 24 saat bekler çatın. Öyle lojman servisi falan beklemez. Lan! Ne yapıyorsun sen orada? Git camdan dışarı bak. Gelen giden var mı? Başkanım. Ne? Alemdar Polat geliyor. Gelsin gelsin. Ve şimdi sorarım ona nerede kalmış. Efendim anne. Nasılsın oğlum? İyiyim anne. Nasıl geçti yemek? Yedik işte anne. Hesabı Ebru ödemiş oğlum. Anne, madem her şeyi biliyorsun, daha bana ne diye soruyorsun? Ben senin kanaatini merak ediyorum evladım, kızın değil. Anne, şu an müsait değilim. Evladım. Kız bir şey sorsa ne diyeceğimi bilmiyorum. En azından beğendim ya da beğenmedim de. Sen ne istiyorsan öyle söyle anne. Ben bir şey demiyorum. Çok beğenmiş diyeyim bari. Çok mok deme anne. Merhaba. Niye arabaya bindiniz? Ne demek niye? Niye binmeyelim? Ya Alemdar Polat. Bizim için önemli değil de savcı için ayıp olacak. Biliyorsun randevumuza geciktik. O işte pürüz var. Başkanım, fırsat varken arabanın anahtarı üstündeyken kaçalım. Bu iş bizim aleyhimize dönüyor. One minute chatin, one minute. Mevzuyu öğrenmeden kaçana devrimci demezler. En fazla korkak derler çetin. Anladın mı beni? Ne oldu, kötü bir haber mi var? Savcılığa gitmenizin şu gün bir manası yok. Niye? Biraz daha bekleyeceğiz Muro. Ya ne kadar daha bekleyeceğiz? Başkanım, iyi olur aslında. Savunmamızı daha güçlü yaparız. Olur avukat Çetin Bey. Hey. Ellerine sağlık Sedef kızım. Afiyet olsun Nazife teyze. Çok beğenmiş oğlum seni, çok. Oğlunuz mu bunu size söyledi? Yok. Bunu söylemememi söyledi. Annenleri hiç bahse açtın mı? Yok Nazife anne. Ben biraz daha birbirimizi tanımaktan yanayım. Tanımakmış. Bir iki defa daha hesap ödemeye kalk, tanırsın kızım. Anlamıyorum ki ne var tanıyacak. 40 yıl oldu, ben hala bilmem Ömer Efendi hangi rengi daha çok sever. Hiç de eksikliğini hissetmedim. Kızım, hayırlı işte, acele etmek lazım. Thank you.
Ne işin var senin bu odada? Burada bekle dediler. Kim dedi? Memati, konuşabilir miyiz? Başka yerde konuşalım. Kalk gülüm, kalk. Memati, ben evleniyorum. Konuşacak ne kalmış? Beni sevdiğini söyle. Beni hayatında istediğini söyle. Evlenmeyeyim. Ben yok dersem evlenmeyeceksin. Evet. Yani beni gıcık etmek için evleniyorsun. En azından insan kiminle evleniyorsun diye sorar. Bana ne? Bu ofisten herhangi biri olmadıkça kişinin bir önemi yok. Memati, bak gülüm, sen eğer dediğin kadar beni sevdiysen evlenme mevlenme geç bunları. Karşında çocuk yok ki kandırasın. Bugün beni görmek için evleneceksin. Yarınki bahanen ne? Yarın diye bir şey yok. Memati? Güya evlenecekmiş. Kiminle? Kimle olacak usta? Numara. Hangi şuursuz bizim bir dönem sevdiğimizi alır? İbrahim'e de söyledim. Bu devir Fuat Tamer'in devri. Hem Tataroğlu olacaksın hem bekar. Demedin mi İbrahim? Dediniz Fikret Bey. Şekerim, ben aslında evliliği severim. Niye? Şekerim, aldatıyorsun, maldatıyorsun falan, bir adrenalin var. Ben aldatmayı hiç sevmem. Değil mi İbrahim? Pek öyle değil Fikret Bey. Yapmam demedim. Sevmem dedim. Doğru mu Fuat Bey? Ne doğru mu? Manken kız. Girlfriend'imi bu masada konuşmak istemiyorum. Demedin mi Fikret Bey, Fuat Bey ciddi diye? Var mısın iddiaya İbrahim? Nesine? Ne yapıyorsunuz şekerim? Portsmouth muyum, Tottenham muyum? Üstüme iddiaya giriyorsunuz. 100.000 dolarına. Varım. Yanlış anlamayın Fuat Bey. Bu İbrahim, benden kazandığı iddialarla kızını okuttu. Kaybedecek bir dakikan bile yok İlhan'ım.
O kadar önemli gelişmeler gerçekleşiyor ki, şimdi seninle vakit geçirdiğimi görseler şaşırırlar. Benim için önemli vaktinizi boşa harcamayın o zaman. O zaman Zeki'ye J211'in nerede, ne zaman Polat'la buluşacağını söyle. Aman Zeki'm, İlhan'ım bütün detaylarıyla anlatsın sana. Sen sakın benim kadar sabırsız olma. Biz adamı nasıl tanıyacağız? Ayağına postal giyecek. Artık herkes postal giyiyor. Tek tek çevirip soracak mıyız? Bari ayakkabı numarasını söyleseymiş. Milleti çevirip tek tek ayaklarının altına bakardık. Ne deseydi? Yakama karanfil mi takayım deseydi? Yeter, canımı sıkmayın benim. Takım elbisenin altına postal giyecek. Üstünde açık renk pardesi olacak. Efendim, alo. Şu anda gelemem. Hayırdır, ne oldu? Nereye gitmiş olabilir dayı? Bilmiyorum Can Polat. Tutturursan çocuğu aldır, çocuğu aldır diye. Tabii kaçar kadın. Ha, ben aldır diyorum da sanki benim dediğim oluyor. Buluruz dayı. Sen canını sıkma. Anası bile bilmiyor nereye gittiğini. Sen bilmiyorsun bu Elvan Hanım ne kadar inatçı. Çocuğu doğurmadan gelmez karşıma. Gerekirse doğurur öyle giderim. Kocan hasta değil mi Elvan? Hasta olmasına hasta. Ama bu kadar inat niye? Tedavi olmuyor, çocuğu istemiyor. O zaman benimle niye evlendi? J211. Ne zaman, nerede buluşacak Polat Alemdar'la? Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz Memati Bey. Kim lan bunlar Kazım? Herhalde sekreterler abi. Kim almış lan bunları işe? Aman İbrahim, öğreseydin kızına huyumuzu suyumuzu. Bak, sonra kızımdır affedin diyemezsin. Anlattım efendim, sizi de ortağınızı da. Kardeşim, liman mı işletiyoruz, ne işletiyoruz belli değil. Ben de şimdi İbrahim'e diyordum ki... Memati gelince kızları görmesin, kovar. Yok, onu der miyim hiç?
Liman işinde ettiğimiz zararı bir yerden çıkarmamız lazım. Kızlardan mı çıkaracaksın? Aşk olsun Memati. Biri İbrahim'in kızı, öbürü de senin sekreterin. Ben ne karışırım? Üç dil biliyor. Yeter mi sana? Bırak kızları, sadede gel. Nereden çıkaracakmışız zararı? Bu krizi dünya bir şekilde atlatır. Değil mi İbrahim? Uyuşturucu işi bize göre değil. Siz Fuat Tamer'le ortak olsanız ha. İbrahim teklif etti, kabul etmedi. Evlilik arifesindeymiş. Gel. Yalçın Bey, Fuat Bey sizi çağırıyor. Ne iş? Bilmiyorum efendim. Kim var yanında? Gamze Hanım. Ne diye bu kızı getiriyor buraya bu adam? Şekerim, sana çok sevineceğim bir haber vereceğim. Hayırdır Fuat Bey? Şekerim, biz Gamze ile evlenmeye karar verdik. Fuat Bey, benimle oyun oynamayın. Sevinmedin mi şekerim? Fuat Bey, Memati ikinizi de öldürür. Ha, bir de olumlu tarafından bak. Ya öldürmezse? Hı? O zaman babanız öldürür. Üf, sen bugün çok negatifsin Bulut. Hadi git, babama bu durumu açıkla. Hadi. Alo, İnci şekerim. Sürpriz, evleniyorum. Ya, ama bu İskender Kemal gibi çıkmaz umarım. Artık karımı paylaşmak istemiyorum. Ya. Seni boğarım. Her gün önüme diz çöküp yalvarıyor. Öldüreceksen patronunu öldür. Kızım, siz dalga mı geçiyorsunuz? Memati'den yana korkun olmasın. Umurunda değil. İnci çok sevindi. Bir gün dördümüz yemek yiyelim, İskender de Gamze ile tanışsın dedi. Hı? Fuat Bey, siz çıldırdınız mı? Babam seni çağırıyor şekerim. Hadi sen git, onu ikna et. Hadi Bulut, hadi. Şekerim. Elvan Hanım'ın tanıdığı bütün insanları araştırın. Nerede olduğunu bulalım. Hemen buluruz, siz hiç merak etmeyin. Nereye gidecek ki kadıncağız? Asu Hanım, Halo'nun tedavisi için de özel şartlar ayarlayın hastanede. Elvan Hanım eve dönecek, Halo burada kalacak. Her türlü imkanımız mevcut. Sağlığına kavuşma imkanı var mı dayının? Ancak hayatta kaldığı süreyi uzatabiliriz.
çocuğunu kucağına almasını istiyorum. Tataroğlu Holding'den. Ben senin için endişe ediyorum İncim. Yoksa kim ölüyorsa ölsün. Bana sen lazımsın. Güvenliği genel olarak Bulut yönetiyor. Ama elemanları hangi şirketten temin ediyorlar bilmiyorum. İşte arasından Kenan Yarbay'ı Bulut mu arar, Yıldız mı arar, kim arayacaksa halletsin. Bu dönem kötü bir dönem İncim. Herkes tedbirli olmak zorunda. Bir konuşayım. Yarın sana haber veririm. Anlat bakayım. Nasıl gidiyor medyayı yönetmek? Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Nedir seni bu kadar mutlu eden? Gücün bizzat bende olduğunu hissetmek. 14 yaşındaki kıza tecavüz ediyorlar. Bunu ben olmasam kim duyacak? Kim bu adi sapıklardan nefret edecek? Hiç kimse. Ben bu hayatta hiçbir şeyden korkmam. Bombadan korkmam, ölmekten korkmam, öldürmekten korkmam. Harpten, darpten hiç korkmam. Ama kadınların meydana inmesinden korkarım. Benden korkuyor musun? O kadınlar içinde bir tek senden korkmam. Neden? Çünkü sen beni seviyorsun. Gel Zekim, gel. Bana bu güzel gecede güzel bir haber mi getirdin yoksa? Evet efendim. Bilmiyorum anne. Ne demek bilmiyorum evladım? Bilmiyorum demek, bilmiyorum demek. Evladım, sen bu kızla evlenecek misin, evlenmeyecek misin? Niyetin yoksa burada açık açık söyle, ben de kızla konuşayım. Yok anne. Ne demek yok anne? Anne sordun, söyledim işte. Bey, bey bir şey söylesene, bak ne diyor. Beni o kadar ayağa kaldırdı, kızın duygularıyla oynadı, şimdi de yok diyor. Hanım sen söyle dedin, söyledi. Şimdi niye yan çiziyorsun? Ne olacak şimdi? Anacığım, ben evet ya da hayır demiyorum. Sadece bana müsaade et. Çok üstüme geliyorsun. Sen üstüme geldikçe benim kaçasım geliyor. Sen niye bana merhamet etmiyorsun? Ben nelerle uğraşıyorum, kimlerle boğuşuyorum biliyor musun? Ama evladım anlatmazsan nereden bileyim? Bir işimi gücümü yoluna koyayım, ondan sonra karar veririm. Bir insanın eşi... Onun zor günlerinde en büyük desteğidir. Şimdi annen haklı evladım. Ben haksız demiyorum baba. Sadece biraz vakit istiyorum. Tak nişan yüzüğünü istediğin kadar düşün. Şimdi sen haksızsın hanım. Nişan niyetin belli. Seninle evleneceğim demektir. Vakit vakit diyorsun ama saçlarının yarısı siyah yarısı beyaz. Yarın siyah kalmadığında
kim olsa rızan olur. Ama seni alan olur mu bilinmez. O kadar beyazım var mı ya? İnsanların evlenmemesi, çocuk yapmaması beni hep rahatsız etmiştir. Gençlere sorduğumda, aman baba toplum bozuldu, dünya nereye gidiyor deyip neden kaçtıklarını söylüyorlar. Zulüm var diyorlar. Adaletsizlik var diyorlar. Hırsızlık var diyorlar. Bu dünyaya çocuk mu gelir diyorlar. İyi insanların, vasıflı insanların, hayırlı insanların çocukları neden kötü olsun ki? Onu iyi yapan, ona vasıf veren, hayırlı kılan çocuğunu daha iyi, daha vasıflı, daha hayırlı niye yapmasın ki? Vatanın için, milletin, devletin için geceni gündüzüne katman, canını ortaya koyman hem anneni hem beni müteessir ediyor. Eserinle iftihar ediyoruz. Ancak hayırlı evlat da belki de eserlerin en güzeldir. Bilmiyorum Sedef. Gerçekten bilmiyorum. Ebru, basit bir şey soruyorum. Seviyor musun, sevmiyor musun? O benimle ilgili ne düşünüyor diye meraklanmaktan ne hissettiğimi bilmiyorum bile. E seninle ilgilendiğine göre? Annesi çok bastırıyor olabilir. Annemin de sesi tuhaf geliyor bu sıralar. Biri olabilir hayatımda dedim. İlk başta sevindi. Sonra Polat deyince bir sesi değişti ama. Annen kesin internete girip bakmıştır. Polat Alemdar kim diye. Ben bile baktıysam. E baban ne diyecek? Babamın ki kolay. Benim kızım ne düşünüyorsa doğrudur. Benim kızım kimi seviyorsa biz onu severiz. Kiminle evleniyorsa evlensin. Umurumda değil. Benim biraz umurumda Davut Bey. Niye? Sana ne? Efendim, bu kızın daha önce beraber olduğu adam Polat Alemdar'ın en yakını. Gazetelere inanmasam da okuyorum bunu, merak etme. Evlilik sözleşmesi yapsınlar. Yapmazlarsa evlenmelerine müsaade etme. Her şeyi imzalarım Bulut. İyi. Ben Yıldız'a söyleyeyim, evrakları hazırlasın o zaman. Hazırlasın ama önemi yok. Gamze'yi düşünmeyin siz. Ben onu imza atmaya ikna ederim. Edemezsin. Gamze benden zengin şekerim. E almayın siz de 70 bin euroluk saat. Bulut, şekerim, bak benim 5 kuruşum bile yok. Gamze'nin daha çok parası vardır muhtemelen. O ne demek Fuat Bey?
Bütün paramı, hisselerimi krizde kaybettim. Şirket hisselerim dahil. Bu evliliğe çok ihtiyacım var Bulut. Moral olacak bana. Senden tek ricam, babam bunu duymasın. Hı? Siz savcılık mavcılık işini unutun. Kozmos'un delisi. Anlamadığın işle ilgili ne konuşuyorsun? Terbiyeli konuş. Ben sana metropol delisi diyor muyum? Hüsnü abi, sen onu bir şey bilerek mi söyledin? Ben bilmeden konuşmam. Sizin savunmalarınızı okudum. Kimse inanmaz onlara. Sen nereden okudun? Ulan yıldırım! Vurma çocuğa! Konuşma lan! Bir sürü şey saklamışsınız zaten. Ne saklamışız lan Dali? Ben yokum. Bütün irtibatı sağlayan, senin içindeki o nalet olası insan sevgisini gören, seni devletle barıştıran ben yok. Ulan Dali sen ne diyorsun? Devlet bize karşı sözünü tutacak mı? Seçimlere bizi sokacak mı? Hadi bu yerel seçimler kaçtı. Milletvekili mi olmak istiyorsun? Evet. Halklarımızı temsil etmek için her türlü vekilliğe razıyım. O zaman bu dili değiştir. Nasıl değiştir? Kozmos demeyeceksin. Devrim demeyeceksin. IMF diyeceksin. Davos diyeceksin. Dünya Bankası diyeceksin. Benim bunları demem için Sen deme başkanım, ben derim. Sen devrim türküsünü söyle. Ben kapitalist tangosu bile yaparım. Başkanım, Obama başkan oluyorsa biz hayli hayli. Oğlum bizim rengimiz açık. Güneş yüzü gördüğümüz mü var? Onun rengi kara yani, böyle kapkan olduğu için dedim, o yüzden öyle dedim. Ne yapıyorsun lan sen? Hak ettin sen bu acıyı. Başkanım. Başkanım sus. İç başkan. Rahmetlinle kötü konuşan Nazlı hep biber sürerdi. Ulan sen neden nenene de? Çok güzel oldu. Ekmek ver ekmek. Thank you.
nereye gidiyor lan bu? Nereye gidiyor bunlar? Abi karnım aç abi. Abi açım abi. Hadi abi ne olursun abi. Çekil oğlum. Bir git başımdan. Ne biçim babasın lan sen? Sana diyorum lan sana. Birader nereye? Ne oluyor kardeşim? Sen J211 değil misin? Deli misin kardeşim sen? Artist. Postanın üstüne pardösü giyecekmiş. Ne diyorsun abi sen? Çocuklar cebinde USB bulmuşlar. İyi. Getirsinler. Kazım gir şuradan. Önünü kes.